Spor Aksiyon'dan herkese mutlu akşamlar. PTT 1. Lig'de 25. haftada geride kaldı. Samsun Spor kendi sahasında Karşıyaka'yı bozguna uğrattı. 4-0'lık skorla rakibini yenerek adeta Karşıyaka'yı playoff hedefinin dışına itti. Kendisi ise iddiasını devam ettirdi. Kırmızı Beyazlılar maçın ilk bölümlerinde tabi durgun başlamıştı Samsun Spor. Ancak 20. dakikadan sonra adeta sahada Samsun Spor fırtınası esti. Karşıyaka'yı sahadan sildi diyebiliriz. Mükemmel oyun, mükemmel mücadele ve müthiş bir skorla Kırmızı Beyazlar haftayı 3 puanla kapatarak rakiplerine gözdağı verdi. Samsun Spor'da maçın ardından büyük coşku yaşandı. Müthiş bir sevinç vardı hem yönetimde hem futbolcularda hem teknik direktör Erhan Altın'da hem taraftarda. Müthiş bir sevinç vardı. Bu coşkuyu yaşadı herkes. Samsun Spor playoff iddiasını müthiş bir şekilde devam ettirirken Şanlıurfa Spor maçı öncesi de moral buldu. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı da moralli ve huzurlu girmiş oldu. Programımızın ilerleyen bölümlerinde maçın ayrıntılarını Türkiye Spor Yazarları Samsun temsilcisi ve Haber Gazetesi köşe yazarı Sayın Avni Demir ile birlikte konuşacağız. Programımız bu akşam da yine dop dolu. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu basın toplantılarının dışında ilk kez Spor Aksiyon'a özel açıklamalarda bulundu. Maçın hemen ardından Başkan Erkut Tutu'nun yaptığı açıklamalar Samsun şehrine çağrıda bulundu ve önemli mesajlar verdi. Bunları programımızın ilerleyen bölümünde de ekranlara getireceğiz. Samsun Spor Yönetim Kurulu üyelerinin galibiyetin ardından açıklamaları vardı. Samsun Sporlu taraftarların maç öncesi ve maç sonrası görüşleri, röportajları vardı. Samsun Sporlu 10 futbolcunun maç galibiyeti değerlendirdiler. Maçın ardından açıklamalarda bulundular. Spor Aksiyon'a özel açıklamalarda bunlar. Yine AK Parti eski il başkanı ve şu anda AK Parti Samsun Milletvekili adayı Sayın Fuat Köktaş. Yine AK Parti Samsun Milletvekili adayı Haluk'tan açıklamalarda bulundu Spor Aksiyon'a. Yine çok değerli eski yöneticiler, futbol adamları Spor Aksiyon'a açıklamalarda bulundu. Programımızın ilerleyen bölümlerde bunları ekrana getireceğiz. Yine cumartesi günü TÜFAT'ın organizasyonuyla Samsporlular bir araya geldi yemekte. Sayın TÜFAT Başkanı Sayın Hakkı Bayrak'ın organizasyonuydu ve Samspor Başkanı Erkut Tutu yönetim kurulu üyeleriyle bu organizasyona katıldı. Çok güzel görüntüler var. Yine programımızın ilerleyen bölümlerinde bunları da ekrana getireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden Samsun Spor Karşıyaka maçını değerlendirmeye geçelim. Evet Sayın Demir, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok mutlu bir haftanın ardından bir program yapmak gerçekten memnuniyet verici evet. Bir şey. Samspor maç öncesi bizi biraz ürkek yapmıştı, endişelendirmişti. Çünkü çok önemli bir maç oynayacaktı. Daha doğrusu devamı sağlayacak bir maç Karşıyaka ve 6 puanlık bir maç diyebileceğimiz bir karşılaşmaydı. Ve Samspor maça belki istediğimiz şekilde başlayamadı. İlk 20 dakikada beklediğimiz futbolu ortaya koyamadı ama o 20 dakika öyle sanıyorum ki iyi bir analiz yapma fırsatı oldu Samspor için ve iyice çözdü. Ve nitekim hemen ardından dakikalar 26'yı gösterirken Embilla Samspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı tabii bu skorla son buldu. İkinci yarıda çok çok farklı bir Samspor vardı. Hakikaten Samspor şaşırttı dersek yeridir. Çünkü böylesine iyi bir oyun oynayacağı ve bol gol bulabileceğini pek tahmin eden yok gibiydi. O nedenle Samspor'u böylesine önemli bir maçta 4-0 gibi net bir skorla atlatması gerçekten çok çok önemli. Ve önümüzdeki haftalar için de çok önem taşıdı. En azından moral açısından büyük bir güç kazanmış oldu. Samspor önümüzde işte çok zorlu bir maça daha çıkacak. Alabilmesi halinde ilk 6 takım arasında yer alacaktır. Ki o belki de lig sonuna kadar devam edecek bir yere oturmasını sağlayabilecek bir maç olacaktır. Kutluyorum. Özellikle teknik direktör Erhan Altın'ı kutlamak istiyorum. Evet. Çünkü Erhan Altın bana göre devre arası öylesine futbolcularına ateşledi ki, öylesine motive etti ki, onlar
belki de o ateşlemenin sonucu bu farklı galibiyeti elde ettiler. Bu nedenle özellikle futbolcularımızı ve başta hocaları, teknik direktör Erhan Altın'ı kutlamakla bu evet, akşam bu arada, başlamak istiyorum. Bu arada Samspor teknik direktörü Erhan Altın'ın da yine spor aksiyona özel açıklamaları vardı maçın hemen ardından. Mesajlar verdi Erhan Hoca. Yine dün Medikana Samsun Hastanesi'nde bir operasyon geçirdi, başarılı bir ameliyat geçirdi ve bugün de taburcu oldu. Arkadaşlarımızdan rica etsek o fotoğrafları paylaşırlarsa ekranda Erhan Altın Medikana Samsun Hastanesi'nde dün başarılı bir, evet ekranlara geldi şu anda eşi Pelin Hanım, bir an olsun kendisini yalnız bırakmadı. Buradan Erhan hocamızla dün akşam evet, ziyaret geçmiş ettik. Olsun dileklerimizi ziyaret iletiyoruz. Ender Gür ve Atilla Cemil evet. ile birlikte siz de şehir dışında, dışında olduğum için haliyle gidemedim. Ama buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, bugün de taburcu oldu sabah saatlerinde Erhan Altın ve sağlık durumu da gayet iyi. Kendisini hem kutlayalım hem de geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Evet. Evet, Erhan Hoca'nın özellikle Elazığ spor maçından sonra çok pozitif yönde açıklamaları vardı. Bir anlamda takımı Karşıyaka maçına en üst düzeyde motivasyon açısından hazırlamak için büyük çaba sarf etmişti hafta boyunca. Hem yönetim kurulu, hem Erhan Hoca, hem sportif direktör Sayın Coşkun Zeren büyük çabaları vardı ve bunun karşılığında Samsun Spor 4 evet. golü galibiyetle aldı. Aslında Erhan Altın'ın iyi hazırlama ta ligin başında başlamıştı. Takımı sürekli iyi hazırlıyordu. Ama zaman zaman Samsporlu futbolcular Erhan Altın'ın özellikle oynamak istedikleri oyun düzeninden maalesef çok kez geri kaldılar. Yapamadılar. Erhan Altın'ın dedikleri dışında kaldılar. Ve böylesi bir hata diyelim, zaman zaman Samspor'un arzulanmayan neticeler almasına neden oldu. Bu maçta da yine vardı. Dikkat ettiyseniz Erhan Altın değişikliklerde olsun sürekli hep ileri dedi. Niye 4-0 bile yetmez dercesine bu oyunun hakkı birkaç gol daha getirebilir diye düşündü. Ve sürekli ileri diye uyarıda bulundu. Ama bizim futbolcularımız nedense ya yeter hocam dercesine hareket ettiler. Ve 4'te bıraktılar. Aslında o maç 5-6 da olabilirdi. Aslında fırsat yeter, bulduysan yeter, mutlaka yeter ama bulduysan bulabildiğin kadar değerlendirme ihtiyacı vardır. Olmalıdır. Samsunspor'un 4-0'lık galibiyetini çok iyi taktik disiplinle sahada 90 dakika boyunca kalmasını taktiksel anlamda disiplinli bir şekilde sahada mücadele etmesine bağlıyorum. Yine bunun yanında da Karşıyaka teknik direktörü Ayhan Akman'ın hatalı bir taktik anlayışıyla maça başlamasını. Samspor'a akıllı hareket etti. Evet. Rakibi Samspor, ise maalesef. Rakibin özellikle ikinci yarının hemen başında üzerine gelmesine müsaade etti Samsun Spor biraz. Evet. Arkada boş alanlar bulacağını biliyordu. Nitekim de buldu. Futbolcular bu yönde bir anlayışla sahaya çıktıklarını düşünüyorum ikinci yarıda. Ve bu nitekim de bunlar gerçekleşti. Samspor Karşıyaka savunmasının arka tarafında hemen boşluklar buldu ve çok iyi değerlendirildi. Tabii Samspor'da inanç vardı, arzu vardı, istek vardı, her şey vardı. Her şey olunca da haliyle onu süsleyecek olan galibiyette ardından mutlaka gelecektir. Gönül ister ki her maçta aynısı yapılsın. Bu sezon bir Adana maçımız vardı. Maalesef o istekten yoksun hala bir maçımızdı. Hala Elazığ'sa o bizim Elazığ sezon sonuna kadar bitmez. Bitmeyecektir. Sezonun ilk arasında bazı maçlarımız yine vardı aynı şekilde. Onun için ben söyleyebileceğim özellikle zaman teknik direktöre yani. deplasmanda her kazanılan bir Karşıyaka maçı son dakikada uzatma bölümünde kazanılmış. 1-0 mağlup son 5 dakikaya 1-0 mağlup gelmişiz kazanmışız. Hiç o mazeretlere girmiyorum. Mazeret değil çünkü, bakın mazeret değil. Ben de onu evet. söylüyorum size. Yani evet. geriye dönüp takılı kalırsak geleceğimize sağlam temeller altına kuramayız. Geçmişten sürekli ders alıp hatırlatacağız ki ders alınabilsin, unutulmasının ders alıp, önlemek zorundayız. Geçmişten ders alıp evet. yolumuza sağlam adımlarla devam evet. etmeliyiz. Sağlam adımlarla devam edebilmek için. Hem de futbolcular gayet de güzel şekilde benim düşünceme göre, siz de katılır mısınız bilmiyorum ama gayet de geçmiş maçlardan dersler alıp yollarına sağlam ve emin adım bir şekilde ilerliyorlar ki işte çok kez de alınamadı yani görmüş. Alınamadı yani çokça maç var yani bir değerlendirmesini yaparsak
bazı ders almadığımız maçlar vardı. Yoksa Samspor'un yeri burası olmazdı. Belki Kayseri'nin yerinde olabilirdi Samspor. Çünkü Samspor iyi bir kadroya sahip. İyi top oynayabilen bir kadroya sahip. Ama o iyi top oynayabilen kadro zaman zaman çok arzulanmayan bir düşüşle sahada bekleneni veremedi maalesef. O nedenle tabii ki... Ama sezonun ilk yarısını eğer bahsettiğiniz sezonun tümü... Sadece sezonun ilk yarısı değil. Tümü ise sezonun ilk yarısında yaşanılan sıkıntıları gayet... Gayet tabii olacaktır. Ama bakın... Tüm Samsun kamuoyu biliyor, tüm Türkiye biliyor. Biliyor, doğru. Ama hiçbir mazerete sığmayacaksın. Futbolcunun görevi bütün sıkıntıları bir kenara bırakıp o sahaya çıktığı zaman her şeyi unutup futbolunu oynamak ve başarı elde etmektir. Hele hele Samspor gibi hedef belirleyen bir takımın yapabileceği en önemli şey başarısını ortaya koyması. Onun için haksızlık olur. Değil. Hedefin varsa haksızlık olmaz. Eğer senin bir hedefin yoksa yenilebilirsin. Her şey de olabilir. Ama sen bir hedef ortaya koyuyorsan, Süper Lig diye ısrarla üzerinde duruyorsan, o zaman hiçbir şey diyemeyiz. O deplasmanda kaybedilen puanlar bile, yani berabere kalışlar bile normal şartlarda belki çok çok iyi olabilir. Puanla dönüldü diyebiliriz deplasmandan. Ama Samspor gibi hedefi olan bir takımın deplasmanda berabere kalmaması gerekir. Hele hele yenilmesi hiç gerekmiyor. Kesinlikle olmamalı. Bu nasıl bir, şimdi ben onu çözemedim yani. Nasıl çözemeyeceksin? Kendinde hiçbir takım bir sezon boyunca tüm maçlarını kazanamaz. Hepsini kazanacaksın diye değil. Bazen şanssızlıklar, aksilikler yaşanabilir. Yine geçen haftaki tartışmaya girebiliriz o zaman. Ben Samsun geçen hafta da olumlu konuşmuştum. Ben yine olumlu konuşuyorum. Yani. Samsun Spor'un yapacağı nedir biliyor musunuz? Samspor yani bir yerde futbolunu oynarken yani sahaya çıkıp top oynamak zorunda. İyi top oynamak zorunda. Ha yenilebilir de berabere de kalabilir. Saygıyla karşılanır. Ama sen sahaya çıkıp kötü futbolunla yenilirsen o zaman haliyle eleştiri oklarına hedef olursun. Ben aynı görüşte değilim bu konuda size. Ben Samspor'un bu yani geçen hafta da aynı şekilde söylemiştim. Ondan önceki hafta da aynı şekilde söylemiştim. O zaman bir konuya daha değineyim. Samsun Spor'un iyi oynayıp iyi futbol sergileyip kazanması tabii ki güzel. Herkesi çok mutlaka olması gereken. Ama bu saatten sonra önemli olan kötü oynarken de maç kazanabilmesi. Şimdi Elazığ deplasmanında kötü oynarken hangi maçta kazandın? Çok bahsettiniz. Kazanabilirsiniz kötü oynarken. Tamam hayır ne hangi maçta kazandın? Kazanabilirsiniz. O şans eseri bir maç olur. İki olmaz, bakın, üç olmaz ama. Ben de diyorum ki kötü oynarken de maç kazanabiliyorsanız bu çok büyük, güzel bir olay. Ama öyle bir şey de yok ama Samspor'da. Olabilir. Yani, hayır olmadı, bugüne kadar olmadı. Bundan sonra inşallah olur. Yani temennimiz hep galibiyet olsun. Ben de onu olsun. Söylemek istiyorum. Gayet yani, tabii. Bu saatten sonra ligin tabii. Artık ligin boyu bir hatırlatma daha yapacağım. 9 hafta kaldı. Artık evet. Uzun bir mesafe diyemeyiz bu saatten sonra. 9 mutlaka. Maç kalmış ve her maçın birbirinden farklı özelliği her var. Bir her maçın birbirinden farklı tek hedefi o galibiyet olması gerekir. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi olacak bundan sonra. Zaten her birinin bir hikayesi oluyor. Karşıyaka maçı. Yenilirse de oluyor, beraber kalsa da oluyor, galibiyete ulaşsa da oluyor. Samsporlu futbolcular çok karakteri de sağlam, düzgün çocuklar, hoca Eren Altın yine öyle yönetim kurulu özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hem takımı sportif anlamda başarıya sürükleyecek girişimlerde bulunurken hem de kulübün diğer sorunlarıyla ilgili bunları aşmak için gayret çaba içerisindeler. Eren Altın takımı Samsun Spor'u Süper Lig hedefine taşımak için kendisini elini değil bedenini taşın altına koymuş bir isim. Futbolcular da her şeyi bir kenara bırakmışlar. Tamamen Samsun Spor'u hedefe taşımaya odaklı bir düşünceyle i̇şte hareket ediyorlar. O odaklı düşünce zaman zaman sapmalara yol açıyor. O sapmaların da önüne geçilsin. Bu arada ben özellikle Erhan Altun hocama bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Buyur. Bu son maçta özellikle galibiyete ulaştıktan sonra hatta 4-0 olduktan sonra 4-0 olmadan hatta 2-0 olduktan sonra gerçi hemen ardından gol geldi. Futbolcularımızda bir rahatlama hissedilir şekilde olur. Bir havaya girme dikkati çeker oldu. Futbolcu ne kadar galip gelirse gelsin, farklı galip gelse dahi o ciddiyeti, o azmi hiçbir zaman bırakmamalı. Aksine daha arzulu bir şekilde yeni gollerin peşinde olması gerekir.
Bu nedenle bir hatırlatmada bulmakta yarar görüyorum. Eleştireceğiz ki doğruları bulalım. Eleştirmezsen, eleştiremezsek evet. olmaz. Ha rahatlamayacaksın. Böyle rahatlık yapıcı her zaman ben yapıcı eleştirilerden yanayım. Bu yani Samsun şimdi Samsun yapıcı sezon, mutlaka sezon bizim yaptığımız zaten olursa, yapıcı. Ama da başarısızlığında alkış tutmamızı kimse beklemesin yani. Şimdi başarısız ortada bir başarısız bir sonuç varsa tamam eyvallah. Tamam. Biz ama de onu söylüyoruz. Samspor'u hedefine giderken çok daha bizim destek olmamız, çok daha iteklememiz, takımın arkasında durmamız, yanında durmamız, önünden yürümemiz gerekiyor. Bakın şunu şu konuya özellikle değinmekte yarar görüyorum. Türkiye'de takımına Samsun kadar sahip çıkan bir başka il de bulamazsın. Taraftarlarıyla olsun. Hangi açıdan? Medyasıyla olsun. Her gün gazetelerde boy boy resimleri çıkıyor. Her gün televizyonlarda haberleri yer alıyor. Daha ne isteniyor ki? Yani Samspor'a da futbolcuların moral açısından belli bir seviyeye ulaşsınlar diye. Onda sıkıntı yok zaten. Demek ki destek var. Taraftar da gerekli desteği gösteriyor. Gerçi sahaya gelerek o desteğini arzuladığımız biçimde gerçekleştirmiyor. Ama yine de Samspor'un gerçekten köklü bir taraftarı var. O taraftarlar da Samspor'un başarısı için elden gelen gayreti gösteriyor. Göstermiyor değil. Bu hafta hani kimse Samsun'dan Samspor'a karşı farklı bir hareket içerisinde olduğunu söyleyemez. Bu arada Samspor taraftarları maç öncesi teknik direktör Eren Altın'ı tribüne çağırıp sevgi gösterisinde bulundular ve atkı taktılar. Sevgili Cem, o fotoğrafları da ekrana getirebilirsek bir kare ver sanırım. Veya Eren Hoca'nın boyundaki atkıyla ilgili fotoğrafları. Evet, Samsunspor güzel bir oyun ortaya koydu. İstediği taktik anlayışını sahada disiplinli bir şekilde evet, alkışladık. Uyguladı ve şu anda evet. Avni abi senden göremiyoruz biz Erhan Hoca'yı şu anda. Kaldırsın bizim görüntümüzü. Tamam. Evet, şu anda evet. Taraftarlar Erhan altına atkı takıyorlar. Güzel bir görüntüydü. Güzel bir görüntüydü. Ve yani kısacası hepimiz mutlu olduk. Futbolcusundan taraftarına, yöneticisinden gazetecisine kadar herkes mutlu oldu. Tabii yani ki. Bu galibiyet. Ben gönül ister ki her maçta bir galibiyet elde edelim. Ama şu çok önemli. Ha. Berabere kalınan veya mağlup olunan maçın ardından da yine dimdik tüm şehir olarak basınıyla, taraftarıyla, hocasıyla, yönetimiyle, personeliyle yine hep duruldu. Yine hep dimdik bir, ayakta durmak onda, önemli. Onda yani. Hiçbir sapma hemen yıkıcı, olmuyor. Hemen yıkıcı eleştirileri yapmamalıyız. Hayır yıkıcı bence. Eleştiri benim değil. Bakın gerek. Bizim eleştirilerimiz yıkıcı değil. Sadece uyarıcı eleştiriler. Yapmayalım, temkinli olalım, hatalardan kaçınalım diye biz bunları söylüyoruz. Ben de diyorum ki bu takımda herkes hedefe kilitlenmiş. Hiç kimse kendi kendine hata yapmak istemez. Bazen şanssızlıklar, aksaklıklar yaşanabiliyor. Geçen hafta birçok kesim tarafından yerden yere vurulan takım ama o pazar zaman günü, ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Pazar günü ayakta alkışlandı. Tamam. Yenilgiye kimse bir şey diyemez. Demez de. Beraberliğe de demez. Ne bileyim galibiyeti zaten şey yap. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Samspor eğer adına yakışır futboldan uzak kalıyorsa eleştirilir. Diye daha önceki başarıları da mutlaka onlar bir kenarda kalır ama o eleştiri olacaktır. Eğer eleştirmezsek zararını Samspor çeker. Yani sadece biz değil ki. Bakın o eleştiriyi adım gibi biliyorum. Teknik direktör Erhan Altın futbolcuların yüzüne söyleyerek yapıyordu. Evet, söyleyebilir. Yöneticiler de aynı her şekilde. Her hafta baştan sonra hataları tabii ki kaset maç mutlaka. Kasetleri izleyerek analiz yapıyorlar. Bizim yaptığımız da nedir? Ha, onlar kendi aralarında tabii. Mutlaka onlar kendi aralarında görüşerek eleştirileri yapıyorlar. Biz ise kamuoyu önünde bu eleştirilerimizi yapıyoruz. Kamuoyunun da beklediği bir yerde hep iyi dersen yarın hani derler ya, iyi derken bir de kötü demeye yüzümüz tutmalı. Benim söylemek istediğimi sanırım yanlış algıladınız. Ben beraber Elazığ deplasmanında normal şartlarda beraber dönülmesi sizce bu ligde deplasmanda alınan bakın, bir puan önemli değil mi? Yine sizin takıldığınız nokta başka. Ben diyorum ki Elazığ'dan yenilseydik de hiç önemli değil. Keşke futbol olarak bizi memnun etseydi. Ben de tam tersini düşünüyorum. Evet. Ligin sonuna kalmış, 9 hafta kalmış. Evet. Bu saatten sonra her maçı iyi oynayıp puan kaybetmektense kötü oynadığınız maçlarda da 1 puan veya 3 puan almak çok önemli. İnşallah ama bakın kötü oynarsan
galibiyete ulaşma şansını azaltırsa. Mücadele ederseniz ulaşırsınız. İşte ben de onu diyorum. Mücadele edeceksin. Yalnız Santoro'ya yakışan futbolu ortaya koyacaksın. Mücadeleyle iyi koyamadığın takdirde şeylerde bir yere varamazsın. Peki o zaman hemen bir mola verelim. Maç öncesi görüntülerimize gidelim. Tabii. Maç öncesi görüntülerimizin ilk bölümünü hazırsa sevgili Cem'den rica edelim. Ekranlara getirelim. Evet, görüntülerimiz hazırmış. Samsunspor'da taraftarlarının maç öncesi düşüncelerini ekranlara getiriyoruz. Evet, Spor Aksiyon izleyicileri, şu anda Samsunspor taraftarları birlikteyiz. Maça yine ilgi olacak gibi. Neler söyleyeceksiniz bugün? Vallahi bugün takımdan 3 puan bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu sefer Süper Lig'e tekrardan çıkmayı hedefliyoruz. Ama tabii ki burada en büyük destekçi taraftar. Takımın en büyük güç kaynağı taraftar. Taraftar olmadan takım hiçbir zaman var olmadığı için taraftarımızı pasolik almaya davet ediyorum. Her ne kadar destekleyen veya desteklemeyen olsa da nihayetinde bir markadır Samsunspor. Bu bilinçle takımımıza destek olmak babında pasolik alıp maçlara gelmelerini tavsiye ediyoruz. Biz çocuğumuzu şimdiden taraftar olarak yetiştiriyoruz ve Samsunspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Diğer bireylerin de bu şekilde, aynı şekilde Samsunspor'a destek olmalarını istiyoruz. Biz de inşallah bugün 3 puan almayı hedefliyoruz. Ki Süper Lig yolunda inşallah bizim için en önemli puanlardan bir tanesi olacak. Özellikle öz Samsun'a bakın, ben Tokat Reşadiye'liyim aslen ama bu şehirde doğduk büyüdük. Biz bu şehir içinde her şeyimizi, canımızı vermeye artık şeyiz, yani canımızı veririz. Ki bu şehrin en büyük markası da Samspor'dur. Bunu da yaşatmak için biz elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz inşallah. Evet, Ordu Spor bizim kardeş takımımız, biliyorsunuz biz en rahat deplasmana oraya gidiyoruz. Yani biz çok deplasmana gittim. Biz en rahat oraya gidiyoruz. Ordu Spor bizim kardeş takımımız. Evet, önceden bir şeyler vardı. Ama spor bir yerde dostluk, kardeşlik demek. Ha, bize bir gelene biz 1000 gidelim. Bugün de Ordu Spor atkımı taktım, geldim maça. Onlar da inşallah en kısa sürede düzelirler. Hep beraber oluruz. Ama bugün tabii öncelikle 3 puanı alalım. Biz Süper Lig yolunda inşallah sağlam adımlarla ilerlemeye devam edelim. Evet, bu maçı alacağız kesin. Zaten inancımız sonsuz. Bu saatten sonra tabii ki almamız gerekiyor. Çünkü şampiyonluk yolunda belirli bir hedeflerimiz var. Allah nasip ederse alacağız. Süper Lig yolunda bu sene Süper Lig'e çıkacağız diyorum. Evet, zorlu bir karşılaşma işte, karşıyaka maçı. Ben inanıyorum ki ne zaman bu takım 3 maç üst üste puan kaybetse, emin ol bugün karşıyaka değil, kim olursa olsun bu maçı alacağımıza inanıyorum. 1-0 olsun, bizim olsun. Buna gerçekten ihtiyaç var. Bugün Urfa da yendi. Yeneceğiz. Başka yolu yok yani. Teşekkür ederim. Bugün 3 puan alacağız. Samsunspor iyi oynuyor. Geçen hafta biz puan kaybettik. Beraber kaldık ama takımın futbolu güzel. Takım halinde oynuyorlar. İnşallah 3 puan alacağız. 3 puan alacağız abi. Başka yolu yok. Elazığ maçından sonra kaybettiğimiz puandan sonra bu maçın önemi daha çok arttı. Şanlıurfa'nın da yenmesi. Artık bizim için playoff'un olmazsa olmaz tek şansı bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. İddia aynen öyle. Alttaki takımların da bize yanaşmaması için bu maçı mutlaka almamız lazım. En azından Karşıyaka'yı saf dışı bırakmamız lazım. Çok önemli bir maç. Ben Alanya'da okuyorum. Tatil vardı. Geldim. Gelmişken de Samsunspor'un maçına geleyim dedim. Yani aşkımızın peşindeyiz her zaman. Aynı zamanda ben Ünisam üyesiyim. Ünisam Antalya temsilcisiyim. İşte vakit buldukça hani derslerden olsun falan hani sevdamızın peşinde koşuyoruz. Hani elimizden gelince destek veriyoruz. Bugün de geldik. Biraz geç kaldım yol yorgun olduğum için. Aslında önceden biletimi yüklemem gerekiyordu. Ama inşallah gireceğiz maça, destek vereceğiz aynı şekilde. Ünsam her yerde. İşte üniversite Samsunsporlar olarak Samsun ve Samsunsporumuzu en iyi notlara getirmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde olsun, dünya çapında olsun. Yaptığımız projelerle gerek yaptığımız fikir akımlarıyla beraber. Çünkü hani bu adım atmamız gerekiyordu. Biz buna inandık. Biz kendimiz önemli bir yerlere gelmek istiyoruz. Biz kendimiz önemli bir yere geldikten sonra da şehrimizle takımımız önemli bir yere geleceğine inanıyoruz. Samsunspor'un işte başarısı için buradayız şu anda. İnşallah bugün yine galip geliriz. Evimizdeki aldığımız başarılı sonuçlardan sonra dışarıda biraz başarımız beraberliklere gidiyor ama Samsunspor Süper Lig'e yakışacak bir takımdır. Ümidimiz, yani umudumuz, inşallah bu sene hayallerimize kavuşuruz. Biz Samsunspor'un yerinin Süper Lig olduğuna inanıyoruz. Taraftarıyla, şehriyle ve futbolcularıyla bu yıl buna inandık. Takımımızı desteklemek için buradayız. Vallahi inşallah yeneceğiz ve bir üste çıkacağız.
6. 7. olacağız inşallah. Başarılar diliyorum tabii, takımımız birincilikte çıkması lazım ki bu Samsun şehri de güzel bir şehre gelsin. İnşallah her şey güzel olacak. Mutlaka alacağız bu maçı yani. Varlığımızın yokluğumuzun maçı. Allah kerim, alacağız, inanıyoruz yani. İnşallah alacağız. 2-1 diyorum ben skoru. Başka bir şey demiyorum. Playoff şansımızı devam ettirmek için bu maçı almamız lazım. Başka yolu yok reis. Evet, Karşıyaka maçı neler söyleyeceksiniz? Taraf olarak elit görevimizi yapıyoruz. Beklentimiz yani 3 puan almak, yolumuza devam etmek. İneceğimizin de umudumuz var. Kesin kazanılması gereken bir maç. Yani 6 puan 2-6'ya girmemiz için. Bugün kazanacağız yani, başka çaresi yok. Bizim için playoff yolunda çok önemli bir maç çıkıyor şu anda. Yani 6 puanlık değerinde bir maç. Bu maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi playoff için kesinlikle kazanmamız lazım. Deplasmanda kazanamıyoruz, bunun farkındayız. Taraftarımızla inşallah bugün burada kazanacağız. Abi çok önemli maç. Her şeyden yani bunu kaybetmeyi bir lüksü yok takımın. Mutlaka kazanacağız. Hiçbir ihtimal yok. Ama yani bu Erhan Altın olacaklı işte yani. Bu adamla olmaz yani. Bu adamla olmaz yani. Herkes biliyor bunu. Taraftar farkında. Yani gitmiyor yani. İşleri gitmiyor. Bu adamla olmuyor. Yani kadro belli değil. Bak kaç maç oynadık? Kaçında tasarındayız? 22 mi bu? 23 mi ne? Gelmişiz. Hala bizim kadromuz belli değil. Hala oyuncular değişiyor. Hala herkes farklı bir yerde oynuyor. Yani net bir kadro oturmamış. Biz hedefimiz diyor şampiyonluk diyor. Hedefimiz diyor playoff diyor. Yani bu şekilde gitmez. Yani birilerinin artık bunun farkında olması lazım yani. Bu adamla gitmez yani. Ama umarım kazanırız. Yani kaybedersek biter bizim için her şey. 3 puan seme davası da var. Üzerine o gelirse takım biter yani. Bu kadar net. İnşallah bu galibiyet bizim olur da bu sene Süper Lig'e çıkarız. Hayırlısı olur bizim için. Maçtan 3 puan bekliyorsunuz. 3 puan karayı olmazsa olmaz 3 puan bekliyorum. Teşekkür ederim. Lig sonuna yaklaştık. Biraz da bu maçın sonucu birincilik olmasa da birinci lige çıkmak olacaktır diye düşünüyorum. Biz de desteklemek için yine stattayız inşallah. Elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz Samsun'u yine. İnşallah kazanacağız. Alacağız maçı. Vallahi bütün rakiplerimiz kazandı. Allah yani arada 4 puan fark kaldı. Eğer yenemezsek fark açılacak. İnşallah kazanacağız bu akşam. Kazanmamız gerek. İnşallah kazanırız. İnşallah. Abi gerçekten 6 puanlık bir maça çıkıyoruz. Allah'ın izniyle bugün her şey, Samsun'da her şey harika. Hava, atmosfer tam maç için her şey zemin harika. Ümit ediyoruz ki 3 puanı 3 golle alacağımıza inanıyorum abi. Sabah da tesis ettik. Futbolcu kardeşlerimizin ahengi, rengi bir başka. Yönetici arkadaşlarımız da kenetlenmişler. Takımda kenetlenme bir havası var. Harika, inşallah bu maçı 3 golle alacağız Muhammed abicim. Maç izlemeye geldim. Samsunspor alacağız Allah'ın izniyle. Kazanacağız. Taraftar grubu başkanı Mehmet Soykan'la birlikteyiz. Çok önemli maç Samsunspor için. 6 evet. Puan değerinde de diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok önem taşıyan bir maç ki bugün Urfa 1-0 yeniliyordu. Maçı 2-1 çevirdi. Bu bizim için kötü oldu. Evet. Kötü bir sonuç oldu. Kayseri de aynı şekilde 1-0 mağlupken 2-1 maçı çevirdi. Bugün de rakibimiz Karşıyaka. Karşıyaka da bizim bir altımızda olan takım. Ciddi anlamda sıkıntılı geçecek bir maç. Biz burada saha ve seyirci avantajımızı kullanıp inşallah bu maçtan 3 puanını almak istiyoruz. 3 puanını almazsak biliyorsunuz 3 hafta önce peş peşe Elazığ, Bolu, Adana maçlarında kaybettiğimiz puanlarla lig ikinciliğine veda ettik ne yazık ki. Eğer ki bugün Allah korusun bir kazaya uğrarsak, Karşıyaka'da mağlup olursak playoff'ta hayale girer. Playoff'a da arkamızdan Karşıyaka'yı uğurlarız. O yüzden bugün bu maçı almaktan başka bir şans yok. Kritik bir maç. İnşallah 3 puan bizim olur. Samsunspor'a başarılar dilerim. 3 puan alıp playoff'a gideceğiz. Ben de Samsunspor'a başarılar diliyorum. İnşallah alıp gideceğiz. Alnımızın hakkıyla 3 puan alacağız inşallah bugün. Vallahi seriye iyi başladık. Puan kayıplarımız yok içeride. Böyle devam edersek inşallah playoff'lara katılacağız. Dediğiniz gibi 6 puanlık bir maç. Kazanırsak bizim için büyük bir avantaj olacak. Kaybedersek de bir nevi kopmuş gibi olacağız playoff sıralamasından. Bizim için önemli maç. 6 puanlık. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. Galip gelen takım biz oluruz. 1-0 alacağız inşallah. Golen billah. Biz de işlerimiz dolayısıyla Samsun'dayız. Buraya kadar gelmişken de Samsunspor'u desteklemek gerektiğini düşünerek maça geldik. İnşallah bugün 3 puan alıp Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
Maç öncesi görüntülerimiz bu şekildeydi. Taraftarların düşünceleri az sonra yine maç öncesi önemli isimler röportaj verdiler Spor Aksiyon'a özel. Onları ekranlara getireceğiz. Bu arada stüdyomuzun önemli özel ziyaretçileri var. Haber Gazetesi sayfa editörü Seyhan Ulusoy Demir ve Haber Gazetesi Spor Servisi muhabiri Salim Yıldız şu anda karşımızda. Hoş geldiniz siz de. İyi seyirler. Evet Avni abi, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Taraftarlar umutluydu maçtan ve 4-0'lık galibiyet. Taraftarlar bir anlamda. Taraftarımız her zaman takıma, umutlu. Takıma gelecek haftalar içinde umut verdi ve taraftarların güveni daha çok arttı diyebilir miyiz? Mutlaka arttı. Ben inşallah bu 4-0'lık galibiyet önümüzdeki maçlarda taraftarımızı sahaya çeker. Çünkü Samsporlu taraftarlar maalesef biraz da eleştirmekte yarar görüyorum. Maalesef Samsporlu taraftarlar Samsun Spor'u sahasında yalnız bırakıyor. Bazı deplasman maçlarında bile neredeyse sahamızdaki taraftarımızı bulabiliyoruz. Evet. Ama kendi sahamızdaki maçlarda Samspor taraftarlarının olmayışı gerçekten üzüntü verici. Hatta bu maçta da sanıyorum 3000 dolayında bir Samspor taraftarı. 3500. Yani geçen yıl aynı durumda bir maçı İnanın 13-14 bin kişi izliyordu. Artık taraftarlarımız nedendir bilemiyorum. Sadece Pasolig'e de bağlamıyorum. Ama artık her şeyi bir kenara bırakıp takımlarına destek vermeli. Sahada yer mutlaka almalı. Peki programımızın ilerleyen bölümlerinde yine bu konu önemli. Ona değineceğiz. Samspor Başkanı Erkut Tutu ilk kez basın toplantıları dışında Spor Aksiyon'a özel açıklamalarda bulundu. Programımızın ilerleyen bölümlerinde onu ekranlara getireceğiz. Yine Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın maç sonrası galibiyet düşüncelerini ve Samsun şehrine seslendi. Bu özel açıklamaları yine ekranlara getireceğiz. Şimdi karşılaşma öncesinde önemli isimler Spor Aksiyon mikrofonlarına düşüncelerini açıkladılar. Sayın Fuat Göktaş, Haluk Tan gibi ve Samspor Yönetim Kurulu üyeleri açıklamalarda bulundular. Şimdi onları ekranlara getiriyoruz. Üstteki takımlar maçlarını kazandığı için bizim de bu maçı almamız gerekir. İnşallah alırız, yola devam ederiz. Çünkü alttan üstten kopmamız için maçı almamız gerekiyor. Bizim için hayırlısı neyse olsun, inşallah alacağız. Evet Muhammed, her zamanki gibi 3 puan. Bizim tabii diğer takımların ne yaptığı önemli değil. Bizim her maçımızda galibiyet, her maça galibiyet parolasıyla inşallah bugünkü maçı da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, Samspor'un değerlerinden bizim öyküsüzle birlikteyiz. Hocam, çok önemli maç Samspor için. İki haftadır beklemediğimiz puan kayıpları bize yukarıdaki iddiamızdan biraz uzaklaştırdığı gibi gözükse de bugün alacağımız buradan 3 puan ki büyük olasılıkla almayı beklediğimiz 3 puan bizi yine yukarılara taşıyacaktır. Ama çok hayalperest düşünmeden, çok idealist düşünerek yukarılara nasıl varabilir hep beraber yapmalıyız. Dün de biz antrenörler olarak, Samsunlu antrenörler, eski futbolcular olarak toplanarak en azından destek olmak amacıyla bugün de tribünde hep beraber olacağız. O yüzden bugün takımımıza başarılar diliyoruz. Kimse düne kadar daha kötü olur diyen takımı bugün niye böyle oldu diye yargılamasın. İnşallah daha iyisi de olacaktır. Cevat Önce ile birlikteyiz. Çok önemli maç Samsunspor karşı evet. Bir nebzede 6 puan değerinde maç gibi. Doğrudur. Playoff açısından en önemli rakiplerimizden biri. Çok önemli bir dönemeç. Ben Samsunspor'un bu tür maçları kazanma kabiliyetine güveniyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Tamam, kolay maç değil. Teşekkürler. Rica ederim. Aykut Çepni ile birlikteyiz. Neler söyleyeceksin? Samsunspor için 6 puan değerinde bir maç gibi gözüküyor. Evet, geçen haftaki maçı da berabere kalarak yarışta biraz zorluklar çektik ama bu hafta inşallah 3 puan alıp Samsporumuz yukarılara doğru çıkmaya başlayacak ve sonunda da mutluluğa ulaşacağını ümit ediyorum. Hedefe ulaşır. Evet, hedefe ulaşır. Teşekkür ediyorum. Çok kritik bir maç. Karşıyaka'yı ilk maçı aldanmayalım. İlk maç galip geldik ama Karşıyaka iyi bir takım. Ve bizim rakiplerimizden bir tanesi. Ve son haftalarda bilhassa beraberlikler biraz bizi üzdü. Bugün takımımız inşallah 3 puanı alacak. Biz de sevinçli bir şekilde evimize gideceğiz Samspor için. Takımı yalnız bırakmıyorsunuz özellikle süreçte. Valla bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bunu hani ben popülizm yapmıyorum. Beni bilenler bilir. Samspor benim hayatımın en önemli yerlerinden bir tanesi. Ne olursa olsun çocuklarım da ailem de bunun içerisindeyiz. Bu şehirde yaşayanların da bu konuyla alakalı hassasiyet göstermesini canı gönülden istiyorum.
Olur, teşekkür ediyorum. Her zaman yanında olmuş birisi, maddi manevi elini değil taşın altına gövdesini koymuş birisi. Sayın Fuat Köktaş'la birlikteyiz. Çok önemli bir maç. 6 puan değerinde de nitelendi diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kazanma hevesimiz, arzumuz, isteğimiz var. Taraftar olarak da, teknik kadro olarak da, yönetim olarak da her maç artık 3 puan sloganıyla çıktığını biliyoruz. Öncelikle ben sezon başından bu zamana kadar yönetim olarak, teknik kadro olarak ve futbolcu kadrosu olarak onuruyla, gururuyla, Samsunspor'un formasının ağırlığını taşıyarak mücadele eden tüm futbolcu kardeşlerimi, teknik kadroyu ve yönetim kadrosunu bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü çok olumsuz şartlara rağmen güzel işler yapıyorlar. Samsunspor'a yakışan işleri yapıyorlar. Samsunspor'un geleceğini aydınlatmak, geleceğindeki engelleri ortadan kaldırma adına mücadelelerini devam ediyorlar. Bu anlamda ben bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karşıyaka maçı bizim için gerçekten yolumuza, playoff yoluna, Süper Lig yoluna yürüyeceğimiz önemli maçlardan, önemli aşamalardan bir tanesi. Bu anlamda bütün enerjimizi, gücümüzü, hissiyatımızı bu maça konsantre ederek kazanmak durumundayız. İnşallah Samsunspor son birkaç yıldır yaşadığı inişli çıkışlı sezonları geride bırakarak daha istikrarlı, daha yapısal reformların yapıldığı, ekonomik reformların bozulmadan devam ettirildiği bir sürece doğru inşallah Samsunspor'u Samsun camiası olarak taşımak durumundayız. Bütün 2003 yılından beri yöneticilik yaptığım, başkanlık yaptığım, gönüllü yöneticisi olduğum Samsunspor'un her zaman söylediğim gibi şehrin tek markası, tek üst kimliği ve şehrimizi Türkiye'ye ve dışarıya tanıtan en önemli reklam aracı olarak gördüğümü söylüyorum. Onun için fikri ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, duyguları, düşünceleri ne olursa olsun Samsun'da yaşayan, Samsun'un havasını teneffüs eden, Samsun'un mutluluğuyla mutlu olan, Samsun'un üzüntüsüyle üzülen herkes Samsunspor'a sahip çıkmak zorundadır. Çok teşekkürler. Spor Aksiyon ekibi adına size de Samsunspor'a verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Ben de sizlere hem Samsunspor adına kamuyla paylaştığınız, Samsunspor taraftarıyla paylaştığınız olumlu gelişmeleri, olumlu haberlerinden dolayı, yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, maç öncesi önemli isimlerin de düşünceleri, görüşleri bu şekildeydi. Bir anlamda herkesin Samsunspor'a inancı tavan yapmıştı bu duygusu. Maç öncesi öyleydi. Gerçekten, ama maç sonrasında bu duygu daha çok arttı. Müthiş bir inanç vardı. Çünkü Karşıyaka Spor bizim rakiplerimizden biriydi. Kesinlikle. Ya onu devre dışı bırakıp biz öne çıkmamız gerekiyordu. Bunda alacağımız galibiyet de mümkün olabilirdi. Nitekim oldu. Bu nedenle gerçekten Samsunspor'u ve Samsunspor'a destek verenleri kutlamak gerekir. Peki zaman çok çabuk geçiyor. Hemen maç sonrası görüntülere gidelim. Neler söylemişler? Yine önemli isimler var. Önemli isimlere mikrofon tuttuk. Spor Aksiyon mikrofonlarına neler söylemişler? Galibiyetle ilgili hep birlikte izleyelim. Evet, çok güzel bir skor ve galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Maç öncesi kritik bir maç olduğunu söyledik. Yani 6 puanlık bir maçtı. Çünkü playoff yolunda Karşıyaka'da hemen arkamızdan takip eden bir takımdı. Alıp rahatladık. İnşallah bundan sonraki maçlara aynı performans, aynı konsantrasyonla, aynı birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Hedefimiz rahat bir playoff oynamak, Süper Lig'e çıkmak. Başlayalım. Ne diyorsunuz? Bugün de çok güzel bir galibiyet. Vallahi bugün çok mutluyuz ya. Kazanmak güzel bir şey yani. Samsunspor'un bütün teknik ekibini, yöneticilerini ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Çok mutlu olduk. Bu akşam mutlu bir şekilde evimize gidiyoruz. İnşallah devamını bekliyoruz. Playoff'a kalıp inşallah Süper Lig'e çıkarız diyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Al canım, teşekkür ederim. Çok önemli bir maçtı. Sağ ol, teşekkürler. 4-0'lık skor. Vallahi birlik beraberliğin başarısı. Hep beraber başardık bunu. Seyirciyle, futbolcumuzla, teknik kadromuzla, yönetimimizle, basınıyla, halkıyla. Ben daha söyleyecek fazla bir şey yok. Birlik, beraberlik ve destek. Destek, destek. Yani bu seyirci yeterli değil. Bir de desteklerin de artarak gelmesi lazım. Yani son haftalara da girdik. Tribünler de tamamen dolu. Samsun şehrinin kenetlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Her şekilde kenetlenmemiz lazım. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Çok zor bir maçtı. Rakiplerimize playoff oynayacak olan rakiplerimize baktığımdan birincisi Urfa'ydı, ikincisi Karşıyaka'ydı. Bugün büyük ihtimalle Karşıyaka'nın çok büyük dezavantajlı duruma geçtiğini düşünüyoruz. Haftaya da inşallah Urfa'yı yenerek yolumuza devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz Muhammedciğim. Evet, çok mutluyuz. Bizim mutlaka almamız gereken bir maçtı. Aldık. Çok sevinçliyiz. Arkadaşlar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle bir tane Karşıyakalı futbolcunun başında 3 tane bizim topçumuz vardı. O manada mücadele de çok iyiydi. Bu hafta oyun da nispeten diğer haftalara göre daha iyiydi. Ama hani bunun değerli hale gelebilmesi için Urfa'yı Urfa'da yenmemiz lazım. Ne diyelim, inşallah onu da yapacağız. Var. İnşallah bakalım. Teşekkürler, sağ olun. Evet, maç öncesi çok umutlu konuşmuştunuz, kazanacağını söylemiştiniz. Bu gerçekleşti ve ses getiren bir galibiyet oldu. Vallahi müthiş bir top oynadık. Böyle oynarsak şampiyonluk veya playoff gelmeyecek diye bir şey yok. Bu sezonun en iyi topunu oynadık Kayseri'den sonra. Tebrik ediyorum çocukları. Samsun'a hayırlı olsun. Samsun'un insanları. Teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte bu galibiyetlerin tabii devam etmesi gerekiyor ama taraftarların da maçlara daha çok ilgi gösterilmesi. Şimdi biz bunu şehrin bütünleşmesi. Bunu her zaman söylüyoruz. Önemli. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu statta olmadığı sürece bu takım başarıya gidemez. Başarıya gitmek için bu statı doldurmak gerekiyor. Urfa maçımız var. Urfa maçından da inşallah galibiyetten dönüp yukarı doğru gideceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Çok kritik bir maçtı. 6 puan değerindeydi Samsunspor. 4-0 gibi ses getiren bir galibiyet elde etti. Neler söyleyeceksiniz? Ya bizim takımımız oynarsa neler yapacağını zaten sahada gördük. Yani biz bu çocuklara gerçekten yani inancımız sonsuz. Bu çocuklar istedikten sonra yani deplasmanda kendi sahamızda ama yani burada bir çocukların üstünde yoğun bir baskı da var ama İnşallah Urfa'da bunu da geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah önümüz açık olsun. Yani Urfa'dan da 3 puan alırsak daha da bu takım kolay kolay tutulmamız yani ligde. İnşallah Süper Lig'de de playoff'ta da takımı umduğumuz yere getiririz canım. Şöyle tabii hem inanç vardı, hem çok istiyorduk bu maçı. Hem yukarıdan kopmamak için bizim için önemliydi. Dolayısıyla net de bir skorla kazandık. Bizi mutlu etti. Arkadaşlarımızın Ofedi gol attı, bugün Emile gol attı, Hasan gol attı. Çok mutluyuz. Birkaç pozisyona daha girdik. Daha farklı olabilirdi. Ama bu maçı artık bu akşamdan sonra geride bırakacağız. Bizim için bu maç bitmiştir. Esas savaş bundan sonra başlayacaktır. Ama bugün çocukların gösterdiği performans önümüzdeki haftalar için bizlere umut verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Başkanımızı, hocamızı, teknik ekibi, bütün oyuncularımızı, taraftarı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bu sonuçların devamı gelir. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüyorsunuz işte kendi seyircimizin önünde ne kadar etkili bir futbol oynama arzuları var çocuklarımızın. Bu hafta da çok iyi çalıştılar tabii. Bütün arkadaşlarımızın, teknik heyetin ayaklarına sağlık. İnşallah çok çalışıp bu galibiyetin önemli olması için önümüzdeki Urfa deplasmanından da 3 puanla dönme arzusu içerisindeyiz. İnşallah çok çalışıp bunu başarmak istiyoruz ki bu galibiyet anlamlı olsun. Çünkü üzerimizdeki takımların hemen hemen hepsi bir şekilde kazandı. Vallahi başka ne diyeyim, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayaklarına sağlık. Evet, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir galibiyet. Vallahi çok keyifli bir maçtı. Gerçekten bugün Samsunspor sahada kazanmak adına her şeyi yaptı. Ben bütün oyuncuları kutluyorum. Hocamızı da kutluyoruz. Ne kadar hocamıza sitem etsek de her zaman bu şekilde devam ettiği müddetçe bu takım hedefine ilerleyecektir. Biz ne diyelim yani? Biz de takımın her zaman arkasında çok güzel oynadılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hocaya da tebrik ediyoruz. Yani o kadar sıkıntıdan sonra bir 3 puan aldılar. Çok kritik bir puanda. Bu önümüzü açtı diye düşünüyorum. Bir de Urfa maçı kritik bir maç. Urfa maçı kritik bir maç. Allah'ın izniyle Urfa'yı aldık maçımız, final maçımız. Aldık mı? Ondan sonra zaten gideriz Allah'ın izniyle. Aynen.
Bu galibiyet ablama hastanede yatıyor. Hediye olsun ona. Samsun Spor'u çok seviyorum. İstanbul'dan geldim. Ablamın yanına ama maç izledim. Çok mutluyum. Seviniyorum Samsun olarak. Bir de 19 Mayıs Atatürk Samsun'a çıktığı günü doğmuşum. Gerçekten Samsunluyum. Taraftarlar maçtan sonra çok sevinçli. Neler söyleyeceksiniz? Biz aksiyon aracılığıyla. Biz böyle bir maç bekliyorduk. Daha doğrusu Ofeydu'dan bekliyorduk. Fazlasıyla gösterdi diyebiliriz. Yani fazlasını verdi diyebilirim. Ama şunu bir daha söyleyeyim. Önümüzdeki maçlarda bu bizim için bir çıkış maçı. Bir kez daha adını koydu diyebilirim Samsunspor için. Bu maçta belki önümüzdeki Şanlıurfa olsun, öteki takımlar olsun, hani ilk altı içine gireceğimizi bir nevi de olsa bunu anlamışlardır. Biz bu maçın peşinden öbür takımları maçlarında bırakmayacağız. Ben öyle ümit ediyorum ki bugün teknik direktör de iyi kadro sürdü öne. Özellikle Zafer'in oyun alması biraz daha iyi oldu bence. Orta saha düşmeye başlarken Zafer'in deparları, orta sahada alıp çıkmaları biraz daha rahatlattı diyeyim. Ben Samsun Spor'un taraftarıyım. Samsun oyuncularına başarılar dilerim. Her haftaki maçlarda da aynı böyle başarıyı beklerim. Başkanıma teşekkür ederim. Dik Bik'ten Ali Saylı. ...4-0'lık galibiyetin ardından görüşler, düşünceleri bu şekildeydi. Herkes mutlu, Samsun Spor'dan umutluydu. Kırmızı beyazlı oyuncular da teknik direktör Erhan Altın'ın önderliğinde Süper Lig hedefine doğru ilerliyorlar. Peki siz oyuncuların takım olarak sahadaki yardımlaşmasını, birlik beraberliğini nasıl buldunuz? Takım disiplinden hiç kopmadılar, taktik anlayışlarını taviz vermeden, başarılı bir şekilde disiplinden kopmadan sahada uyguladılar. Acaba? Şimdi, hayır. Çok güzel. Gerçekten bir takım oyunu. Siz yine son 20 dakika biraz takıntılısınız. Mutlaka. İyi bir futbol oynadık. Takım oyunu oynandı. Kabul ediyorum. Yani her bir futbolcu üzerine düşen görevi yaptı. Benim o deminki eleştirim, yani keşke olmasa, tabii olmasın. Değişiklikler de yapıldı. Ne zaman yapıldı değişiklikler? Gollerden sonra değil mi? Öyle sanıyorum. Bence değişiklik yapılmasaydı daha iyi olurdu. Yani hız kesmeden devam edilebilirdi. Ama hocanın yapacağı değişikliklere saygımız sonsuzdur. Ya öyle hocadan, uygun gördü. Hocadan artık oyuncu değiştirici tabii. Değiştiriyor, eleştiriliyor. Evet. Hayır hayır, hiç eleştirmiyorum. Bence oyuncu değişiklikleri giren oyuncular da çok gayet iyi futbol ortaya koydular. Mutlaka. Ben oyuncu değişiklikleri konusunda hiçbir dikkat ederseniz hiç karışmam o işlere. Evet, saygı çünkü saygı duymak hiçbir gerekir. Hiçbir teknik adam da hoca mutlaka en iyisini bilir. Olumsuzluk bir şey olsun diye oyuncu değiştirmez evet. Yani. Herkes her bir futbolcusunun bir katkı sağlasın diye hamle ediyor. Gayet tabii. Her bir futbolcusunun durumunu en iyi bilen teknik direktördür. Kesinlikle. Hangisinin hangi zamanda sahaya sürüleceğini en iyi bilen de kendisidir. Bu aynı o nedenle saygı duyarım. Maçı şey iyi olarak, okumaktır. Bu aynı zamanda gayet maçı tabii. İyi okumak, nerede ne olduğunu iyi görmektir. Bu arada teknik direktör Erhan okuyuşuna Altın'da bundan saygı dolayı duyuyoruz. Ayrıca tebrik ederim. Kutlu. Gayet tabii. Ha, işin esprisi bir yerde. Yani değişiklik yapmasaydı devam edebilirdi. O hızla belki de yeni goller de bulunabilirdi. Ama yani hocaya yine saygı duyuyoruz. Değişikler takımın hızını kesmedi. Siz ısrarla onu söylüyorsunuz. Hayır ama. Hayır, hızını kesmedi derken yani o hızla devam edilseydi diyorum. Yani o yoksa, ama tabii ki hocaya saygı duyuyorum. Hoca değişiklik yapmışsa bir gereğini duymuştu. Hiçbir şey yapmasa hoca hani yer verme açısından hassas davranır ve o değişiklikleri verir. 4-0'dan sonra değişiklik yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Ama en azından o takımda yer almaları açısından hocanın yaptığı en azından gönül alma olayıdır. Bir kere şunu söyleyelim. Gayet tabii. Erhan Altın ve ekibi Karşıyaka'yı çok iyi analiz etmişler. Evet, gerçekten. Bunu çok iyi bir şekilde oyuncularına aktarmışlar ki ben bu hafta hep sürekli antrenmanlara gittim, gördüm, yaşadım orada. Bu şekilde ilk 11'le çıkacağını da daha Perşembe gününden ben biliyordum oradaki taktik çalışmadan. Gayet tabii. Ama hiçbir şekilde bunu biliyorsunuz buradan yazılan hemen İzmir o taraflara gittiği için daha yazmıyoruz artık yani ne kadroyu ne de taktik. Gayet tabii. Yazmıyoruz. Artık tebrik günümüzde etmek lazım Erhan mutlaka. Altın'ı ve ekibini
gerçekten ayakta alkışlamak lazım. Rakibi bu kadar iyi analiz etmişler ve sahada futbolcuların bunu uygulaması için de futbolculara çok iyi bir şekilde aktarmışlar. Samsunspor'un bence farklı galibiyetinin nedeni taktik anlayışını, rakibi iyi analiz edip taktik kendi taktik anlayışını da başarılı bir şekilde uygulaması diye düşünüyorum. Tabii temennimizin de gayet gireceğiz. Tabii. Temennimiz de artık bir iyi bir kötü dönemin geride kalması. İnşallah bundan sonraki maçlarda Samsunspor iyi oynayarak kazanan bir takım olur. Özellikle önümüzdeki Şanlıurfa Spor maçı belki de her şeyi çözecek maçlardan biri. Hani 6 puan denir ya, vallahi bu 9 puan 12 puanlık maç. Öylesine önemli bir maç. Çok yani o nedenle. Onu programımızın ilerleyen bölümünde daha, ikinci bölümünde daha geniş bir şekilde konuşuruz. Evet, Samsunspor Başkanı Erkut Tutun'un, Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın açıklamaları var. Yine TÜFAD'ın Samsunspor'u buluşturduğu kahvaltı organizasyonundan görüntülerimiz var. Bunları ekranlara getireceğiz. Çok merak edilen Canberk Aydın'ın spor aksiyona özel flash açıklamaları var. Bunu da ekranlara getireceğiz. Yine ekranın alt bölümünde, şu an yok sevgili Cem, kaldırmış reklama gideceğiz diye yazan Haberaksire Facebook adresimize de çok sayıda mesaj geldi. Az sonra onları da okuyacağız buradan. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Çok kısa bir aranın ardından tekrar buradayız.